Yönetim sayfası Yönetim sayfasını oluşturmak için yönetim PHP dosyasını açın. Sayfadaki body etiketleri arasına basit HTML kod eklenmiştir. Eğitimde ön hazırlık olarak HTML etiketlerinin temel düzeyde bilinmesi gerekmektedir. Eğitim süresince gerekli olan yerlerde HTML etiketlerinin çalışmasına dair açıklamalar yapılacaktır. Div etiketleriyle sayfa şekildeki gibi bir hale getirilmek istenmektedir. Bu yüzden div etiketlerinin ID özelliklerine stil tanımlamaları yapmak için değerler atanmıştır. Bu ID değerleri daha sonra sayfaya eklenecek olan CSS ile sayfayı biçimlendirme işleminde kullanılacaktır. İlk div'in ID değerine header atanmıştır. Bu sayfanın başlığı olarak ayarlanmak istenen alandır. Alan içine şirket adını yazdırın. Diğer div etiketinin ID değeri main olarak ayarlanmıştır. Bu kısımda yönetim sayfası içinde yapılacak temel işlemler yer alacaktır. Main divinin içinde basit bir tablo yapısı vardır. Bu tablo bir satır ve iki sütundan oluşmaktadır. Tablonun ilk hücresi içinde dinamik bir menü oluşturmak için kullanılacaktır. Tablonun bu hücresi CSS ile biçimlendirilecektir. Bu yüzden bu sütunun ID değerine Navigation adı verilmiştir. Tablonun ikinci hücresinde yönetici menüsü yazısı ve linkler bulunmaktadır linkler UL etiketiyle listelenmiş bir şekilde yazdırılmıştır. Yönetim sayfasındaki ana işlemler bu linklerle yapılacaktır. Bu hücrenin ID değerine de Page adı verilmiştir. En altta Footer divi bulunmaktadır. Bu da sayfanın en alt kısmında bulunacak bölümdür. Sayfayı tarayıcıda görüntülediğinizde CSS ile hiçbir biçimlendirme işlemi yapılmadığı için biçimlendirilmemiş bir sayfa görüntülenecektir. Harici bir CSS dosyasını HTML sayfasına yükleyebilirsiniz. Boş bir dosya oluşturun ve dosyayı kök dizin içindeki CSS klasörüne public CSS olarak kaydedin. Public CSS dosyası içine şekildeki kodları yazın. CSS dosyasında bir ID'ye etki edecek kodu yazmak için ID değerinden önce başa diyez işareti koyulur. İlk satırdaki header kodundan önce diyez işareti bulunmaktadır. Bu satırla ID değeri header olan etiketler biçimlendirilecektir. Süslü parantezler içinde etiketi biçimlendirmek için kullanılacak CSS kodları bulunmaktadır. İkinci satırdaki ifade, ID'si header olan etiket içindeki H1 etiketlerinin biçimlendirileceğini belirtir. Burada yapılan biçimlendirme işlemleri sadece header etiketi içindeki H1 etiketlerine uygulanır. Bu dosyayla yönetici PHP dosyası içindeki alanlar biçimlendirilmiştir. Bu dosya yönetici php sayfasına eklenmek istenmektedir. Bunun için yönetici php dosyasını açın. Harici css dosyasını başka bir sayfaya eklemek için şekildeki satır kullanılır. Buradaki href değerinde css dosyasının bulunduğu konum yazılmalıdır. Sayfayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde div alanlarının ve diğer etiketlerinin biçimlendirildiğini görebilirsiniz. Bu şekilde sayfanın ana yapısı oluşturulmuş oldu.